Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir tarif ile geldim. Yaz aylarım vazgeçilmesi olan limonata tarifi ile şöyle göstermek istiyorum. İnanın size hazırını aratmayacak şahane bir tarif. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz portakal, limon, bir su bardağı toz şeker, bir çay kaşığı da limon tuzu kullanacağım. Hazırlayıp buzluğa kaldıracağım için de limon ve portakallarımı çok güzel yıkadım. Lütfen siz de buna çok özen gösterin. Çünkü kabukları ile beraber kullanacağız. Her bir buzluk poşeti için 2 portakal, 1 adet de limon kullanacağız. Portakallarımızın uç kısımlarını alalım. Ortadan ikiye bölelim. Bu şekilde dilimleyelim. Bir adet de limon kullanalım. Şöyle limonumuzu da ortadan ikiye bölelim. Aynı işlemi buna da gerçekleştirelim. Doğramış olduğum 2 portakal ve 1 limonumu şöyle buzdolabı poşetime alıyorum. Şöyle karışık atalım. Gerçekten yazın harika oluyor. Böyle buzlu buzlu. Havasını tamamıyla aldıktan sonra kapağını kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel oldu. Şöyle arkadaşlar 3 poşet hazırladım buzluğa atmak için. Siz buzluktan çıkarttığınız zaman mutlaka bir yarım saat önceden çıkartın ki buzlu buzlu robotunuza atmayın ki robota zarar vermesin. 2 adet de portakal, 1 adet de limonumu da şimdi limonatayı hazırlayacağım. Robotun içerisine portakallarımı ve limonlarımı aldım. Şöyle arkadaşlar. Bir su bardağı da toz şekerimizi ilave edelim. Bir su bardağı toz şekerimizi ilave ettikten sonra bir su bardağı da şöyle su ilave edelim. Beş dakikadır robotumuzdan geçirdik. Şimdi bakalım nasıl oldu. Şöyle arkadaşlar kıvamına bakar mısınız? Harika bir kıvamı oldu. 5 dakikalık robottan geçirmemiz yeterli olacaktır. Şöyle geniş bir kaba limonatamızı dökelim. Ben birazcık da şöyle su geçirmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar 3 litre de su ekleyeceğiz buna. Arkadaşlar ben 3 litre su kullandım. Tabii ki siz dilerseniz birazcık daha az da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre lütfen. Suyunu siz ayarlayın. Şöyle bir çay kaşığı da limon tuzu ilave ettim. Süzgecimizi bırakalım. Üzerine de bir temiz bez ya da tülbent yerleştirelim. Bu şekilde limonatamızı süzdürelim.
Bu şekilde süzdük arkadaşlar. Bu aşamada mutlaka tadına bakın. Şekeri azsa birazcık daha şeker ilave edebilirsiniz. Ya da limon tuzu. Bu şekilde gayet güzel oldu. Arkadaşlar limonatalarımızın son hali bu. Ben şöyle yakından çektim ki gerçekten rengini görmeniz için harika bir rengi ve kıvamı oldu. Hazır aldığımız limonatalarla bin katıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evde çocuklarınızı sağlıklı bir şekilde yetiştirmenin gerçekten yolu evden geçiyor. İçine ne kattığımızı biliyoruz. Bu şekilde sıcak havalarda çıkartıp kullanabileceğiniz gerçekten buzlukta olunca çok pratik oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.